İyi günler ben doçent doktor Fatih Çakırgündoğan. Bu videoda şeker hastalığının göze etkileriyle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Şeker hastası olan kişilerde göz sorunlarının yaşandığını hepimiz biliyoruz. Günlük hayatta da bizim muayene ettiğimiz hastaların önemli bir kısmı şeker hastalarıdır ve şeker hastalığına bağlı e, görme sorunu yaşayan hastalardır şeker hastasında bir şeker hastasında göz sorunlarının ortaya çıkması üzerinde etkili 3 önemli parametre bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi hastalığın süresidir. 20 yıllık bir şeker hastasında göz sorununun ortaya çıkma ihtimali 5 yıllık bir hastaya göre elbette daha fazladır. İkincisi ise şeker hastalığının ne kadar kontrol altında alındığıdır. Şeker hastalığı ee, ne kadar düzgün seyrederse yani kişi kan şekerini ne kadar iyi kontrol altına alırsa e, bu durumda yıllar içerisinde o, sorunların ortaya çıkma ihtimalini de o derecede azaltacaktır. Kişide hipertansiyon olup olmaması önemli bir etkendir. Şeker hastalığıyla birlikte hipertansiyon varsa bu kişilerde hele hele tansiyon kontrol altında değilse e, şeker hastalığına bağlı göz sorunları ve göz sorunlarıyla birlikte böbrek sorunları, kalp sorunları, beyin sorunları, sinirsel sorunlar ortaya çıkma ihtimali artacaktır. Bunun dışında genetik yapı da, kişinin genetik yapısı da çok önemli bir faktördür. Bazı ailelerde şeker hastalığına bağlı sorunların ortaya çıkması ihtimali diğer başka ailelere göre daha fazla, daha yüksek risk halinde olabilmektedir. Bu da genetik yapının önemini göstermektedir. Şeker hastalığına bağlı göz sorunlarını iki kısım altında inceleyebiliriz. Bunlardan gözün ön kısmı ile olan yani ön segment ile ilgili olan problemlerdir. Bunlardan en sık görüleni kataraktır. Şeker hastalığı kataraktı hızlandıran bir nedendir. Kişinin özellikle şekeri çok değişken ise ve çok dalgalanmalar gösteriyorsa kataraktın oluşma hızı artacaktır. İkincisi ise ve kişinin görmesini kalıcı bir şekilde etkileyen ana faktör ise gözün arka segmenti yani retina ile ilgili olan problemlerdir. Şeker hastalığında gerek gözün retina kısmı içerisine olan gerekse göz küresinin içerisine olan kanamalar çok sık görülmektedir. Bunun dışında şeker hastalarında sarı nokta adını verdiğimiz retina içerisinde bulunan ve görmemiz açısından en önemli bölge olan noktada ortaya çıkan ödemler de kişinin görmesini azaltan nedenlerdendir. Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta şudur. Günlük pratiğimizde hastalarımızda şunu çok sık görüyoruz. Şeker hastalığı tanısı konuluyor. Bu kişiler hastalığa adeta gözlerini kapıyorlar. Yani hastalıkla çok uğraşmak istemiyorlar. Doktora gittikleri zaman yapılan tahlillerde kötü sonuçlar çıkabileceği endişesini taşıyorlar ve bu nedenle adeta gözlerini kapayarak hastalığı yok sayıyorlar. Bu çok tehlikeli bir durum. Böyle olduğu durumlarda hastalar çoğu kez ciddi ani görme kayıplarıyla karşımıza geliyor ve bunların görme seviyeleri tedaviye rağmen istenilen seviyeye gelmeyebiliyor. Bunun yerine hastaların hastalığını kabul etmesi, Şeker hastalığıyla mücadele etmesi, kan şekerlerini ister tabletlerle ya da insülin tedavisiyle ciddi bir şekilde kontrol altına alması ve 6 aylık düzenli göz muayenelerine gitmesi, gerektiğinde gözüne lazer yapılması, gerektiğinde gerekli başka müdahalelerin yapılması hayatı boyunca ciddi bir göz sorunu yaşamamasına Yaşamamamasına e, genellikle neden olmaktadır. Ancak e, hastalığın yok sayıldığı, e, hastalığa gözlerin kapandığı durumlarda genellikle hastayı ilk e, muayenemizde dahi çok ciddi e, geri dönüşümsüz görme kayıpları yaşanabilmektedir. E, burada Şeker hastası olan hastalarımıza tavsiyemiz budur: Hastalığa karşı gözlerinizi kapamayın, hastalıkla mücadele edin. Hastalıkla mücadele ettiğiniz takdirde, ömür boyu şeker hastalığına bağlı ciddi göz sorunu yaşamama ihtimaliniz de oldukça yüksektir.